Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Allot PvP server buldum. Bir arkadaşımın yardımıyla. Şimdi sizlere onu tanıtacağım. Bu Rusya serverında açılmış olan bir 7.0 peki olan Allot oyunu. Bir tane denemeli karakter açtım. Bakalım neler var diye. Şimdi sizlerle beraber tekrardan yeni bir karakter açalım. Zaten bildiğiniz gibi 7.0'da İşte mühendis geldi en son. Klas olarak başka bir değişiklik yok. Bir de işte itemlerin basma şekilleri ne bileyim. Ekstradan kabuk mabuk işte falan filan hani değişiklikler zaten siz biliyorsunuzdur. Pek anlatmak ihtiyacı duymuyorum. İsterseniz ittifakta açalım bir tane. Oyun bu arada hem bir Rusça bir de İngilizce dile sahip. Türkçe dili tabii ki yok. Bunun için ekstradan Türkçe tekst indirmeniz lazım. Ben araştırdım sitelerde bulamadım. Büyük ihtimal sizler için ileriki zamanlarda o teksti bulup linkini atarım videonun altına ve tekrardan bu videonun altına oyunun sitesi download linkini atacağım. Siz de oradan kolaylıkla üye olup indirebilirsiniz ve oyuna hemen başlayabilirsiniz. Eğer isterseniz. Ben şimdi şuradan Kanyalı açalım bir tane. Hemen hızlı bir şekilde. Bir Warrior açalım. Hızlı olsun. Çabuk olsun. Nick'imizi de koyalım. Evet. Karakterimiz oluşturuldu. Good luck. İyi şanslar dedi. Şimdi şöyle bir durum var. Hani 7.0'da bazı karakterler güçlü olmuştu. Hatırlarsınız yani işte Summoner gibi ne bileyim yani kara büyücü gibi. Bu sebepten ötürü 7.0'ı pek oynayan olmadı. Hani seven olmadı. Kısa bir süre sonra 7.5'i getirdiler. Ben bu eğitim yerini atlayacağım. Tekrardan yayına gireceğiz. Evet arkadaşlar eğitimi bitirdik. Bu son mapa geldiğimiz zaman yani şehre gitmeden önceki son mapa geldiğimiz zaman bu NPC'den bize gerekli olan iki tane sandık veriyor. Ve bu sandıkla biz 70 evre olacağız direktmen. Hadi bunu da kabul et sonra sileriz ya. Şimdi sandığımız bu. Başka bir sandık vermemiş. Bunu açalım. İçinden bize hem görev hem de XP veren bir tomar verecek. Onları basacağız. Sonra ittifakın ana merkezine ışınlanacağız. Yani Novigrad'a, Novigrad Kulesi'ne gideceğiz. Şu çantayı hemen bir büyütelim. Hop temiz. Bizim bu oyun bize neler veriyor? Onu bir önce bir gözden geçirelim. Şunları kullanmadan önce. Arkadaşlar, ciltler veriyor. Bize Danas işte mükemmellik ciltlerini veriyor 4'e kadar. Mor gözyaşı veriyor sınırsız. 10 level taş veriyor. 6 tane. İşte Danaslar'ın yeşil, mavi, moru var mı? Yok, beyazı var. Morunu vermemiş sanırsam. Ondan sonra ölüm suyuyla işte bu ismi unuttum bunu. İngilizcesini çözemiyorum. Neyse siz anladınız yani. Özellikleri dağıtmak için şurayı dağıtan o sudan veriyor sınırsız olarak. Bunları da hemen basalım. Şunun adı neydi? Yani triket ha. Triketi, turuncu triketi basalım. Danas, yeşil, beyaz. Ek küpü slotu mor veriyor. Ondan sonra
Şunları da basalım. Battı. Ha. Beyaz bekle diyor. Hızlı hızlı yapma diyor. Onları da bastık. Şunu at gitsin. Taşlarımızı açacağız. Şunları basacağız. İsterseniz bir level atlayalım. Evet. Bu hangisiymiş? İtem. Bu. Falan filan. Tamam. Şundan başlayalım o zaman. Yani şimdi oyunun bu artıları var. Fakat oyunun bir de eksileri var. Ben onları da size göstereceğim. Onlardan da bahsedeceğim. Gördüm ben İmparatorluk'ta. Bir de ittifaka bakalım beraber. Ben ittifakı hiç açmadım karakter. Evet. Ne bu ya abi? Boş ver bu yumuyu. Şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Bir de şunu açalım. 300 tane ışık gözü verdi. Bu arada oyunun %90'ı, yani %90'ı Rus oyuncuyla kaplı. Yani tahmin edersiniz çok bug çıkacak. Yani çok bug kullanacaklar. Buglu bir oyun olacak. Yani hatalı bir oyun olacak. Çünkü onlar her şeyi çözüyor ve hatasını buluyor. Bir şekilde zirveye ulaşıyor. Yetişemiyorsunuz adamlara. Şu taşlara da basalım. Düzey 5 olarak başlıyorsunuz. Her zamanki gibi bir sıkıntı yok. İşte irade olsun, lütuf olsun. Efendime söyleyeyim. Şu ışık gücü olsun. Hepsini veriyor oyun. Sıkıntı yok onlarda. Fakat bir tane binek veriyor. Jetpack, sırt roketi. Bunu nedense açmıyor ya. Ha, goblinden takas et diyor. Geç. Şundan da goblinimiz var. Şu şapkamız. Efendime söyleyeyim. Ha, ölüm suyuyla hayat suyu. Bak şimdi hatırladım isimlerini. Bunlardan da birer tane verdi. 6 günlük. Yani 6 gün boyunca istediğiniz gibi bozup tekrardan yapabilirsiniz. Yani bunu koy abi. Onu ne koyayım ki? Şimdi. Şimdi itemleri nereden alacağız? En büyük sorulardan bir tanesi bu. Hemen size onu da göstereyim. Y tuşuna basıyorsunuz. Buradan şu sandığı direktmen çekiyorsunuz abi. 65 level sandığıymış bu. Hop şinanayı bunu açıyorsunuz, tak bütün itemleriniz hemen geliyor. İhtiyacınız olan hepsi. Tabi size item seçtirme olanağı sunmuyor. Otomatik olarak karakterinize göre item veriyor bu. İşte çift telli, tek elli silahlar veriyor bolca, ama diğer işte göğüslüktür, ayakkabıdır, zırhtır falandır filandır. Onları size seçtirmiyor, yani direkt otomatik olarak atıyor. Ondan sonra itemleri de böyle alıyorsunuz. Onun yanı sıra buradan tekrardan level 9 taş alabiliyorsunuz ücretsiz. Yani 13 taş yapmak için veya 12 taş yapmak için basabilirsiniz. Tekrardan aynı sandığın bir benzerini buraya koymuşlar. Orada göremem, buradan alsın diye. İşte kristal tozu, bir kristal, mor kristal istiyor. Ondan sonra ücretli başlıyor işte. Yani mir bile pahalı. Mir bile yani parayla satılıyor. Kristalle satılıyor. Gerçi gold kasmak çok zor olmasa gerek, ama insan yine de ücretsiz bekliyor bunu. Efendime söyleyeyim. Buradaki her şey şu an ücretli. Yani ben hepsine tek tek baktım. Ücretsiz alabileceğiniz bir şey yok. Hepsi ücretli. Kabuk var. İşte çok değişik binekler var. Kostümler var. Tomarlarımız var. Şu işte hani astrale çıktığınız zaman çarpı 2 çarpı 4, bu da çarpı 6'dır diye tahmin ediyorum. %200 daha fazla item düşme oranı veriyor. İşte
Bunlar var. Şu mana bataryaları var. Binek slotu var. Yine ücretli. Şimdi binek büyük ihtimal merak ediyorsunuz bineklerde ne var diye. Ben şöyle gemileri göstereyim. Her zamanki gemileri işte yüksek kristalli koymuşlar. Para yatırılsın diye. Binek renkleri, bineklerin işte 5000 kristale ve 4000 kristale mana stikle örümcek satıyorlar. Şu binek yeni galiba. Bu niye hiç tanıyamadım. 3000 kristal veriyor. Daha da binek var ya, olmaz mı? Sinek stekler var. Mana stekin renkleri var. İşte tuhaf tuhaf bir sürü binek eklemişler ve hepsini de ücretli koymuşlar. Yani bir tanesi insan değil mi? Bir tanesi en azından ücretsiz verir. Ama yok. Burada da yine aynı şekilde bunlar binek mi kostüm mü tam çözemedim ya da kabuk da olabilir bu. Evet, kabuk. Yani kabuğu oynayanlar bilir. Biraz haksız bir eklenti. Çünkü adam ölmüyor yani, bildiğiniz ölmüyor. Kendine cam basıyor, zırh basıyor falan basıyor filan basıyor. Bir de patladığında da etrafına zarar veriyor. Öyle bir dandik bir şey. Mahfazalar var. Bütün mahfazaları koymuşlar hemen hemen. Hepsi sabit, 30 kristal değil. İşte 10 kristal de var, 15 kristal de var, 40 kristal de var. Değişiyor. Ondan sonra kostüm olarak ne var? Kostüm olarak hepsi tekrardan burada. Bütün kostümleri hemen hemen eklemişler. İşte bölüm bölüm tabii. İşte başlık, kolluk, göğüslük, don bile koymuşlar. Karakteri çevirme maskesi, karnaval maskesi var. İşte yine aynı şekilde eskisi gibi evlenme, şampanya falan filan bunlar var. Evet, detaylı kostüm bol. Kostümden yana hiçbir sıkıntı yok. Tekrardan meslek için verilen tomarlar var. Yani oyun bu. Şöyle bir etrafı gezelim. Biraz kasıyor sanırım. Makinem çok iyi olmadığından kasma sorunu yaşıyoruz. Şu anlık pek oyuncu gözükmüyor ittifakta ama İmparatorluk'ta oyuncu gördüm ben. Yani Nezegorod kalesinin içinde bayağı bir oyuncu vardı. Şurada bir kişi var. Öyle benim gibi fakir fakir dolaşıyor. Bir arenaya doğru gidelim. Biliyorsunuz Allos oyuncuları PvP yapmayı çok sever. Özellikle kendi ırkından kendi adamlarını kesmeye bayılırlar. Yani bu bir gerçek. Gidelim. Oo, bayağı kasıyor. Oyun coştu. Halbuki en düşüğü aldım yani. Lovun lovu yani, daha ne yapayım ben? Şuraya bak. Görüntü bile geç geliyor. Evet, var mı kimse? Hala grafik kendine gelemedi. Sanırsam arena boş. Evet. Yani işte büyük ihtimal server yeni olduğu için fazla ittifak oyuncusu yok ama İmparatorluk'ta oyuncu var. Hani burada olmasa da belki akşamları geliyorlardır, ne bileyim. Artık tam bilemiyorum Rusya'da şu an saat kaç. Hani ona göre konuşun diyeceğim ama isterseniz başlayabilirsiniz, bir deneyebilirsiniz, bir şans verebilirsiniz. Tanıtım videosu bu kadar. Linkleri videonun altına atacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.